Yunan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos'un elini kolunu sallayarak indiği ve alkışlarla karşılandığı bu ada aslında bir Türk adası. Yunan Cumhurbaşkanı Bodrum Turgut Reis'e 4 mil mesafedeki Keçi Adası'na indi, adayı işgal eden askerleri ziyaret etti. Yanında da Genelkurmay Başkanı vardı. Yunan Cumhurbaşkanı'nın Muğla Keçi Adası'na gideceği haberi aslında bir gün önceden bütün kamuoyuyla paylaşılmıştı. Haber gazete ve televizyonlarda yayınlandı. Yunan Cumhurbaşkanı Türk Karasularındaki Keçi Adası'na 7 Mart Salı günü çıktı. Ziyaretle ilgili haber ve resimler Yunan internet haber sitesi kalymnos.news.gr'de yayımlandı. Önce Yunanistan'ın Kalymnos Adası'na helikopterle giderek adadaki anma törenlerine katılan Pavlopoulos, daha sonra özel askeri botla hiçbir engelle karşılaşmadan Türkiye'nin Keçi Adası'na gitti. Pavlopoulos, Muğla Keçi Adası'nı hem Cumhurbaşkanı hem de başkomutan sıfatıyla ziyaret etti. Pavlopoulos'un ziyaretine Yunan hükümetini temsilen de Ulaştırma Bakanı Nektarios Santorini ile bazı milletvekilleri katıldı. Pavlopoulos, Keçi Adası'nda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP hükümetlerinin himayesinde inşa edilen kilisenin önünde Adalar Valisi Tuğgeneral Sergen Tani'ye plaket verdi. Pavlopoulos'un ziyaret ettiği Keçi Adası, Lozan Anlaşması'na göre Türk karasuları içinde. Ancak İstanbul'daki Büyükada'nın iki misli büyüklüğünde olan Keçi Adası'nın her yerinde şu an Yunan bayrağı dalgalanıyor. 2004 yılında işgal girişimine başlayan Yunan askerleri adaya top ve uçak savar gibi ağır silahlar yerleştirdi. Yunan askerlerinin yerleştirildiği Keçi Adası silah ve mühimmat deposu haline getirilerek ileri karakol haline dönüştürüldü. İlk yapılacak şey Türkiye'nin devlet çapında Dışişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı tarafından sert bir nota ile Yunanistan'ın bu adaları derhal boşaltmasını talep etmesidir. Ve aynı zamanda bütün uluslararası kuruluşlara, Birleşmiş Milletler, NATO, AB, ilgili ülkelere bu adaların Türk toprağı olduğu, Yunanistan tarafından işgal edildiği ve bunun asla ve kata Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından kabul edilmeyeceği deklar edilmektir. 2012, 2013 ve 2014 yıllarında da eski Yunan Cumhurbaşkanı Karolos Papoulias, Yunan komutanları, bazı bakanlar ve milletvekilleri Keçi Adası'na çıkmıştı. AKP hükümeti döneminde Yunanistan Türkiye'ye ait toplam 152 ada, adacık ve kayalığı işgal etti. Üstelik hem eski başbakan Ahmet Davutoğlu hem de yeni başbakan Binali Yıldırım işgal edilen adalarımıza pasaportla girebildi. Ama Marati Adası'na maalesef Doğan Haber Ajansı'na göre, Yunan internet sitelerine göre eski başbakanımız Davutoğlu oraya gitmiş ve pasaportla ziyaret yapmıştır.